Sayın seyirciler, turizm haftası olması nedeniyle Denizli Turizm İşletmecileri bugün Denizli Valisi Abdülkadir Demir'i makamında ziyaret etti. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz ve beraberindeki 8 kişilik heyet Denizli Valisi Abdülkadir Demir'i makamında ziyaret etti. Denizlili turizmciler Vali Demir'e önce çiçek takdim etti, daha sonra Denizli turizmi hakkında fikir alışverişinde bulundular. Kestane kullanacağız. Değil mi Mehmet? Denizli Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz, Denizli'nin turizmde Türkiye genelinde ilk sıralarda olduğunu söyledi. Çok önemli çalışmalara, hizmetlere imza atmıştır. Bunu da nereden biliyoruz? Rakamlarla baktığımız zaman da Türk turizminin durumuna Sayın Vali, 1976 senesinde 50 bin olan yatak kapasitesinin bugün 1 milyona ulaştığını, 200 bin dolar olan turizm gelirimizin de 29 milyar dolara ulaştığını, turist sayısının 2 milyon turist sayısının da 32 milyona ulaştığını görüyoruz. Buradan da görüldüğü üzere gerçekten Türk turizmi büyük bir başarıya imza atmıştır. İlimiz turizmi de bu Türk turizmindeki gelişmeye paralel olarak önemli bir gelişme kaydetmiş. Bilhassa zatenimizin ilimizde göreve başlamasından sonra kültür ve turizm alanındaki duran, uragan haldeki ya da yürüyen halde yürüyen projeler hız kazanmış, bir bir gerçekleşmesi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ben bu vesileyle teşekkür ediyorum. Denizli geleceği turizm diyorum sayınlar. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Pamukkale ve Karayiğit bölgesinin Denizli'ye büyük katkıları olduğunu söyledi. Demir, Denizli'de 4 mevsim turizm çalışmaları hakim, çok güzel bir kentte yaşıyoruz diye konuştu. Tabii az önce il müdürümüz de söyledi. Türkiye turizm konusunda çok önemli aşamalardan geçti. Ben özellikle kaymakamlık döneminde turizmin çok önemli merkezlerinden Antalya'nın bir ilçesinde çalıştım. Dolayısıyla o süreci birebir yaşama fırsatım oldu. Şu anda tabii Türkiye hem sayı olarak ve turist sayısı olarak hem turizm gelir anlamında çok önemli aşamalar kat etti. Ama görülüyor ki bu süreçten sonra özellikle kültür turizmi dediğimiz Anadolu'nun içlerinde alternatifler çok daha öncelikli hale gelecek. Özellikle Kültür Turizm Bakanımızın yeni göreve başlamasıyla Berlin Turizm Fuarı'nda onun davetlisi olarak valilerden bir tanesi de bendim. Aşağı yukarı aynı manzara ortaya çıktı. Sayın Bakanımız da özellikle kültür turizm olgusuna vurgu yaptı çok değişik ortamlarda. Bu Denizli için çok daha anlam ifade ediyor. Çünkü Denizli biliyorsunuz kültür turizmi deyince Kapadokya ile birlikte Türkiye'nin en önemli merkezlerinin birisi Pamukkale ile öne çıkmış bir kent. Aslında Denizli gerçekten turizm tecrübesi olan kentlerden bir tanesi. Ama elimizdekiyle yetinmemiz hiçbir zaman mümkün değil.